İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bakü'de COP29'a karşı medya kampanyası düzenlenecek. Ocampo dünyadaki Ermenilere seslendi. Bakü, Avrupa Barış Aracı kapsamında Doğu Ermenistan'ı destekleme kararına karşı protestosunu ifade ediyor. Artsakh'ta Ermeni izi bırakmama tehlikesi. Hınazakh'ın Surp Hripsime Kilisesi. Rus milletvekili, Türk dizileri tam bir çöp. Lavaş'ın Büyüsü Festivali Ermeni Lavaş'ının yapımını daha değerli hale getirdi. Poti'de düzenlenen 2. Yıldırım Satranç Turnuvası'nın galibi Vahe Sukyasyan oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Kasım ayında Bakü'de yapılacak 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na, COP29'a karşı tüm dünyadaki Ermenilerin birleşip medya kampanyası başlatmasını öneriyor. Ocampo bu konuda açık bir mektup yazdı ve X sayfasında yayınladı. Medya kampanyası sırasında COP29 ve Stop Greenwich Genocide, Free Armenian hashtag veya Free Political Prisoner hashtaglerinin kullanılmasını önerdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, bu hashtagleri kullanan günlük sosyal medya gönderileri ivme kazanacak, diğer toplulukların ilgisini çekecek ve ana akım medyanın ilgisini çekecek. Bu koordineli çabalar COP29'a katılan gazetecileri, delegeleri ve sivil toplum kuruluşlarını Ermeni rehineler ve siyasi mahkumlar konusunda Bakü'den yanıt almaya zorlayacak, dedi. Ocampo, Ermenilerin dünya toplumunu birleştirerek COP29'da yalnızca iklim değişikliği konularının değil, aynı zamanda insan haklarının korunması ve adalet konularının da tartışılmasını sağlayabileceklerinden emin. COP29 İklim Konferansı'nın Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlatmış olalım. Bakü, Avrupa Birliği'nin Avrupa Barış Aracı kapsamında Doğu Ermenistan'a 10 destek sağlamasına karşı eleştiride bulunuyor ve protestosunu ifade ediyor. Bakü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizade, Bakü'nün bu yardımla ilgili şeffaf bilgi verilmesini beklediğini belirtti. Hacizade, bu çok yanlış ve tehlikeli bir adımdır ve bölgedeki gerilimi tırmandırmaya hizmet etmektedir. Avrupa Birliği'nin bu tür eylemlerinin açıkça tek taraflı ve yanlı olduğunu ve bölgede bölücü çizgiler yaratma politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti. Bakü yetkilisi, Avrupa Birliği'nin bölgedeki silah ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermesi gerektiğini vurguluyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da bunun istikrar, barış ve refah vizyonunun yanı sıra ortak değer ve ilkelere dayalı olarak derinleşen bir ortaklık olan Doğu Ermenistan-Avrupa Birliği ortaklığında çok önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydettiğini belirtelim. Vizelerin serbestleştirilmesi konusunda diyalog başlatılması ve Doğu Ermenistan'a barış fonundan yardım sağlanması yönündeki kararlar, Yerevan ile Brüksel arasında yakın zamanda yakınlaşan müzakerelerin arka planında alındı. Araştırmalar Artsakh'ın manevi ve kültürel mirasının bir kısmının yok edildiğini, diğer kısmının ise ya yok ediliyor ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar gerçek doğrulama platformu tarafından dijital hesaplamayla doğrulanmaktadır. 2020 yılındaki 44 gün süren savaş sonucunda manastır ve kiliseler, haçkarlar, mezar taşları, türbeler, mezarlıklar ve kutsal alanlar olmak üzere 2000'e yakın kültürel anıtlar Bakü'nün kontrolü altına girdi. Bunların arasında Şuşi'deki kutsal kurtarıcı Hazançetos Katedrali, Yeşil Kilise diye de anılan Vaftizci Aziz Ovannes Kilisesi bulunmaktadır. Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi programı 2022'de bir analiz yayınladı. Buna göre Artsakh'taki toplam manevi ve kültürel anıt sayısı 4000'i aşıyor. Bunların %10'u Hristiyanlık öncesi, yaklaşık %1,5'u Müslüman, geri kalanı Ermeni Hristiyan anıtlardır ve tarihleri 4. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır.
Eylül 2023 savaşı sonucunda Artak'ın nüfusu tamamen azaldı ve 3 ay sonra Kafkas Mirasını Koruma Örgütü Artak'taki kültürel mirasın durumuna ilişkin 6. izleme raporunu yayınladı. Belgede 8'i yıkılmış, 12'si hasar görmüş, 24'ü ise tehlike altında olmak üzere 44 manevi ve kültürel eserden bahsediliyor. Haziran 2024'te Kafkas Mirası'nın Korunması Örgütü, Artsakh'taki 7. Kültürel Miras İzleme Çalışması'nın sonuçlarını yayınladı. Sadece 6 ayda yıkılan kültürel eser sayısı 14'e, hasar gören eser sayısı 12'ye, tehlike altında olan eser sayısı ise 31'e ulaştı. Hınazakh, Doğu Ermenistan'ın Sünik bölgesinde bulunuyor. Köydeki birçok anıt arasında Surp Hrebsime Kilisesi de yer almaktadır. 15. ve 18. yüzyıllarda Kaşatağ Melikliği gelişmiş, yalnızca Ermeni nüfuslu, yarı bağımsız bir oluşumdu ve merkezleri Melik Haygazyanların hüküm sürdüğü Kaşatağ ve Hınazakh yerleşimleriydi. Bu hanedanın korucusu 15. 17. yüzyılların tarihi kaynaklarında bilinen Hakbakyan, Broşyan Prens sülalesinden gelen Bey ya da Prens Haygaz'dır. Hınazakh'ın Sünik'teki rolü özellikle 16. yüzyılda Melik Haygaz'ın oğlu Melik Haknazar'ın meliklik merkezini Kaşatağ kasabasından Hınazakh'a taşıyıp yeni bir saray inşa etmesiyle arttı. Melikliğin ikamet ettiği köyün önemli eserlerinden biri de 17. yüzyıla ait Surp Melik Haygazyan Sarayı'nın 100 metre kuzeybatısında bulunan Hrebsime Kilisesi'dir. Surp Hrebsime Kilisesi'nin güney ve batı olmak üzere iki girişi vardır. Kilisenin ve giriş holünün çatıları bazalt kiremitlerle kaplıdır. 1905'te kilisenin çatısına kesme taştan yapılmış altı sütundan oluşan bir çan kulesi eklenmiştir. Yapının duvarlarının içinde ve çevresinde çok sayıda mezar taşı, haçkar ve haçkarlardan kırılmış parçalar bulunmakta olup bunların bir kısmı kilisenin güney duvarı altında toplanmıştır. Artsakh'ın Kültürel Mirasını İzleme adlı bağımsız akademik platform, 44 gün süren Artsakh Savaşı ve sonucunda oluşan sınır değişikliklerinin ardından Hınazakh mezarlığının sınırdan 690 metre uzakta ortaya çıktığı belirtiliyor. Rusya Devlet Duması ailenin korunması, babalık, annelik ve çocukluk komitesi başkan yardımcısı Rusya milletvekili Vitali Milonov, Rusya Drup programlarından birinde Türk dizilerinin Rusya'da gösterilmenin yasaklanması çağrısında bulundu. Milletvekiline göre Türk dizileri tam bir çöp. Rus TV izleyicisinin gerçeğe uymayan bir peri masalını sevdiğini belirtti. Onun inancına göre diziler aile içi şiddetin yanı sıra aile içi bir takım sorunların ortaya çıkmasına da katkıda bulunuyor. Rus milletvekili Milonov, Türkiye'de akıllı oyuncu yok, hepsi tamamen yeteneksiz, ucuz düzenbazlar. Türk erkeğinin kadına ve çocuğa nasıl şiddet uyguladığının gerçek resmini göstersinler, dedi. Doğu Ermenistan'ın Şirak bölgesindeki Arevik köyünde Lavaş'ın Büyüsü Festivali düzenlendi. Bu festival, Lavaş, Birlik ve Gücün Sembolü projesi kapsamında gerçekleşti. Festival, Lavaş pişirme geleneğinin 2014 yılında UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temeli listesine kaydedilmesinin 10. yıl dönümüne ithaf edildi. Festivalde lavaş temalı resimlerin açık hava sergisi ile Gümrülü ressam Levon Arakelyan'ın duvar resminin sokak sanatı açılışı gerçekleştirildi. 2023'te Arevik köyünün anaokulu duvarında Hancıya'nın Dağlarda Ekmek adlı tablosu yer almıştı. Festivale bu yıl Arevik köyünün yanı sıra Haykavan, Hatsik, Garmırakar, Başkü köylerinin sakinleri de katılarak ayrı standlarda yöresel lavaş ve ekmekler, ürettikleri köy ürünleri, lezzetli yemekler ve tatlılar sunuldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Artsakh mutfağı ve el sanatları iki pavyonla tanıtıldı. Lavaşın Büyüsü Festivali yalnızca Ermeni lavaşını ve onu hazırlayan kadın fırıncıları yüceltmeyi değil, aynı zamanda toplumu yeniden canlandırmayı, gençleri somut olmayan kültürel mirasın korunması sürecine dahil etmeyi ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Doğu Ermenistan Satranç Federasyonu tarafından bildirildiğine göre 17. Poti Uluslararası Satranç Festivali Nana Alexandria Kupası 2024 Uluslararası Turnuvası kapsamında düzenlenen 2. Yıldırım Satranç Turnuvası'nın galibi FIDE ustası Vahe Sukyasyan oldu. Satranç oyuncusu mümkün olan 9 üzerinden 8,5 puan aldı. Hagop Hagopyan 7,5 puanla ikinci sırada yer aldı. FIDE ustası Edgar Hayrabedyan ise 7 puanla 3. sırada bulundu. 1700'e varan writing'e sahip olanların mücadelesinde Gagik Melkumyan 5 puanla 1. sırada yer aldı. Batı Ermenistan satranççılarımızı kutlar, başarılarının devamını diler. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.